temel hak ve özgürlükleri düzenleyemiyor. Doğru. Ama burada bir tartışma hemen var. Hangisi sosyal hak, hangisi bakın, ekonomik bakın, hak, hangisi şimdi, temel? Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin alanını sınırlayan hususlar şunlar. Bir, kişi hakları, siyasi haklar ve ödevler, temel haklar ve özgürlükler. Bu konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz diye yazıyor yeni metinde. Evet, çıkarılamaz. Aslında bunu da örneklemek lazım ama. Ama anayasada bir üçüncü grup hak daha var. Ekonomik ve sosyal haklar. Örneğin ailenin korunması oradadır. İş hayatına ilişkin ilkeler oradadır. İşte işçinin korunması, asgari ücret, kıdem tazminatı. Bütün bunlar o ekonomik ve sosyal haklar bölümünde dayanağını bulur. Bu konulardan neden sınırlama getirmiyor teklifi düzenleyenler? Neden? İstemiyor, o konularda düzenleme yapacak. Niye sen işçinin şey hakkı konusunda, kıdem tazminatı konusunda, asgari ücreti konusunda neden başkanlık kararnamesi çıkarma yetkisi istiyorsun? Çıkarmayacağız diyebilirler. Hani şey gibi, efendim, Cumhurbaşkanı yardımcılarının sayısı yok. Ne diyor Sayın Cumhurbaşkanı? Bir, iki, en fazla üç. Ama oraya yazılmamış. Yani yazılmayan bir şeye inanılır mı? Bu örnekleri çoğaltabiliriz. Çoğaltabiliriz. Hatta bu temel haklar ve özgürlüklerle ilgili bile düzenleme yapabilir. Şimdi örnek vereceğim ben size. Örnek vereceğim. Bugün olağanüstü hal var. 1982 Anayasası, yani yürürlükteki anayasamıza göre olağanüstü hal kanun hükmünde kararnameleri ancak olağanüstü halin gerektirdiği konularda çıkarılabilir. Başka bir düzenleme yapamazsın. Ne yapıyor hükümet? Olağanüstü halle ilgili olmayan birçok düzenleme yaptı. 1300'ü aşkın madde vardır bugüne kadar çıkarılan olağanüstü hal kararnamelerinde. Bunun görevle ilgili, o halle ilgili madde sayısı 300 civarındadır. Aslında o bile tartışmalıdır ama oraya girmiyorum. Ne yapıyorlar mesela? Seçim kanunun 98A maddesini kaldırıyor. Seçim kanunun 98A maddesi neyi düzenliyordu? Seçim dönemlerinde, referandum dönemlerinde özel radyo ve televizyonların muhalefete de eşitlik ilkesi çerçevesinde söz verilmesi gerektiğini düzenliyordu. Eğer söz verilmezse RTÜK özel radyo ve televizyonlara ceza uygular diyordu. Bunu kaldırdı hükümet olağanüstü hal kanun hükmünde kararnamesiyle. Anayasayı çiğnedi. Bu temel hak ve özgürlük müdür? Bugünkü anayasaya göre çiğnedi diyorum anayasayı. Yani yeni dönemde temel hak ve özgürlüklere ilişkin başkanlık kararnamesi, cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılmayacağının hiçbir güvencesi yok. Yetkiler bir kişide çünkü. Çıkardığı zaman ne yapabilecek vatandaş? Dedi ki ben vatandaşların bir yıl süreli yurt dışına çıkışını yasakladım. Der mi der? Bu örnekleri mevcut cumhurbaşkanı üzerinden vermiyorum. X kişisi Ahmet Mehmet, yani sistemi tartışırken kişileri bununla ilişkilendirerek kişileri tartışmayı ben son derece yanlış bulurum. Sistemi tartışmak lazım. Ne yapabilir? Efendim temel hak özgürlükler yaptı. Çıkardı böyle bir kararname. Nereye gidecek vatandaş? Seyahat özgürlüğü çünkü kısıtlıyor. Nereye gidecek vatandaş? Anayasa Mahkemesi'ne. Ne zaman karar verir? Bilemiyoruz. Amerika'da bir başkan geldi, Trump. 7 Müslüman ülkeden Amerika'ya gelenleri almıyorum dedi. Bir kararname yayınladı. Mahkeme o kararnameyi iptal etti. 60 bin kişi vize almış Amerika'ya giremiyordu, girdi. Hakim çok güzel bir şey söyledi. Amerika'da mahkemelerde sesi en çok çıkan değil, anayasa üstündür. Çok önemli bir şey. Temiz etti onu Trump, kazanamadı. Sistemde de bugünkü yetkiler, ben yürürlüğe girmeyeceği inancındayım bunun. Yani vatandaşımızın sağduyusuna gerçekten güveniyorum. Ama bu yetkiler herhangi birisinin eline geçtiği takdirde bu yetkilerin sınırı yoktur. O yasaklanan konularda, alanlarda bile Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılabilir.